Evet arkadaşlar, bugün Osmanlı dağılma dönemiyle ilgili sorular çözeceğiz sizinle. Dağılma dönemi Osmanlı tarihinin en önemli iki konusundan birisidir. Biri kültür medeniyet demiştim, birisi Osmanlı dağılma dönemi. Islahatları daha önemli tabii ki ama siyasi gelişmelerden de illa bir soru soracak olursa Özlem'e Osmanlı'nın genelinde dağılmaya yoğunlaşma ihtimali daha yüksektir. Şimdi biz birazdan sorular çözmeye başlayacağız ama şunu bir unutmayalım. Osmanlı dağılma dönemi 1792 yaş antlaşmasıyla başlıyor. 1922 saltanatı kaldırmasıyla biten dönemdir aslında arkadaşlar. Şimdi Osmanlı dağılma dönemini tanımlarken tarihçiler ne diye tanımlıyorlar arkadaşlar? En uzun yüzyıl diyorlar. Bak unutmuyorsunuz. En uzun yüzyıl. Ama biz şeye de yükselme döneminde de muhteşem yüzyıl diyorduk değil mi? Yükselme muhteşem yüzyıl, dağılma dönemi ise en uzun yüzyıl. O zaman bu dönemde arkadaşlar önce siyasi tarihle ilgili sorular yazacağım tahtaya. Önce siyasi tarihle ilgili birkaç soru tipi görelim. Onun bir konu özetini yapacağız. Sonra da ıslahatlarla ilgili arkadaşlar soru yazacağız. Ve onunla ilgili çözümler yapacağız. İlk soruyu yansıtıyoruz. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nin her döneminde isyanlar çıkmıştır. Dağılma dönemi isyanlarını daha önceki dönem isyanlarından ayıran özellik nedir diyor arkadaşlar. Yani kuruluşta da var, yükselme, duraklama, gerileme, hepsinde var isyan. Dağılmayı diğerlerinden ayıran nokta nedir diyor. A. Halka yüklenen ağır vergilerden kaynaklanmıştır. B. Yeniçerilerin devlet üstünde otorite kurmak istemesinden kaynaklanmıştır. C. İran devletinin Şiileri kışkırtmasından kaynaklanmıştır. D. Azınlıkların minnetçilik duygusuyla bağımsız olma isteğinden kaynaklanmıştır. E. Cülus bağışının yetersiz görülmesinden kaynaklanmıştır. A diyen var mı? B. C. D. Evet, ağırlıklı D diyor. E. Seçeneği arkadaşlar. Cevabımız Diyarbakır'dır. Evet, azınlıkların milliyetçilik duygusuyla isyan etme isteğinden arkadaşlar kaynaklanmıştır. Bunu unutmuyoruz. Diğer bir önemli nokta arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemini arkadaşlar nedenlerine baktığımızda ve dağılma dönemi genel özelliklerine baktığımızda şimdi bu dönemde Fransız İhtilali olmuş. Fransız İhtilali milliyetçilik duygusunu yaymış. Ve Osmanlı üstünde 42 tane ırk yaşıyor arkadaşlar. Ve bu ırklar diyor ki kardeşim biz kendi devletimizi kuracağız. İşte Yunan'ı bir yandan, Sırp'ı, Bulgar'ı, Arap'ı herkes bir yandan kendi devletini kurmak isteyecektir. Ve Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar bu hani içindeki arkadaşlar bu kaynayan kazanından yanı sıra bir de tabii ki sürekli Rus saldırılarına maruz kalacaktır. Çünkü bu isyanları özellikle Ruslar destekleyecektir. Rusların desteklemesiyle birlikte Osmanlı Devleti bu dönemde arkadaşlar bir Rusya'dan uzaklaşıp İngiltere, Fransa'ya yanaşacak. Bir Rusya'ya yanaşacak, bir başka devlete yanaşacak. Ayakta durmaya çalışacaktır. Biz buna denge politikası diyeceğiz. Yani dağılmanın genel özelliği Osmanlı'nın arkadaşlar bir o devlete, bir bu devlete, bir öbür devlete arkadaşlar yanaşma şeklinde olduğunu unutmamanızı istiyorum. Şimdi diğer bir nokta arkadaşlar. Şimdi dağılma dönemiyle ilgili bir soru daha yazıyorum tahtaya. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nden ilk kopan Yunanistan, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bağımsızlığını kazanmıştır diyor. Yani Osmanlı'dan ilk ayrılan devlet Yunanistan değil mi arkadaşlar? Hangi antlaşmayla bağımsızlığını kazandı diyor. A diyen var mı? B. C. D. E. Evet cevabımız Bursa. Birazdan konusunu konuşacağız. Edirne Antlaşması dediğimiz bir antlaşmayla 1829 yılında ilk kez bağımsızlığını kazanan devlet Yunanistan oluşturur. Hemen bir soru daha yazıyorum tahtaya arkadaşlar. Diyor ki Osmanlı Devleti ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bir Avrupa Devleti sayılıp toprakları Avrupa Devletleri'nin koruması altına alınmıştır diyor. Şimdi A diyen var mı? B. C. D. E. Evet cevabımız Edirne, Paris. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'ndan sonra birazdan yine konuşacağız bu meseleyi. İmzalanan 1856 Paris Barış Konferansı'yla bir Avrupa Devleti sayılmış ve artık Avrupalılar Osmanlı toprağını koruyacağını söylemişlerdir. Cevabımız Edirne'dir. Hemen bir soru daha yazalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan Balkan Devletleri düşünüldüğünde kronolojik olarak aşağıdakiler hangisi diğerlerinden sonra ayrılmıştır? Bakın, daha sonra ayrılmıştır.
Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan gibi seçenekler var arkadaşlar. A diyen var mı? B, C, D, E, E. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Osmanlı Devleti'nden diğerlerine oranla Bulgaristan biraz daha geç ayrılacaktır. Şöyle olacak, birazdan yine metni konuşacağız. Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile ayrılacak. Onun dışında Karadağ, Sırbistan, Romanya üçü aynı anda 1878 Berlin Antlaşması ile ayrılacak. Bulgaristan ise 1909 yılında arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet'ten sonra oluşan o kaostan ayrılacak. En son ise burada seçeneklerde yer almayan Arnavutluk var. Arnavutluk da Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra 1913'te ayrılacaktır arkadaşlar. Ama Arnavutluk buraya seçeneklere yerleştirilmemiş değil mi? Evet. Şimdi o zaman madem öyle arkadaşlar, hemen buradan arkadaşlar Osmanlı dağılma döneminin siyasi gelişmeleri hakkında konuşalım. Şu mercekli şeyle projeksiyonun arka tarafıyla oynama şansınız var mı bu arada? Şimdi sevgili arkadaşlar, Osmanlı dağılma döneminin siyasi olaylarına baktığımızda beyaz göstermesi lazım. Orada göster. Farklıyız. Şey yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi siyasi olaylarına baktığımızda burada çok görünmüyor ama ben size anlatayım meseleyi ne olduğunu. Şimdi bakın, burada yazan ilk yazımız 1806 ile 1812 arasında bir Osmanlı-Rus savaşı var arkadaşlar. Bak, Osmanlı Devleti dağılma döneminde Rusya'yla çok büyük 4 tane savaş yapacaktır. Birincisi 1806 ile 1812 yılları arasındadır. İkincisi arkadaşlar yine birazdan şurada göreceğiz. 1828 ile 1829 Osmanlı-Rus savaşı olacaktır. Üçüncü büyük Osmanlı-Rus savaşı arkadaşlar Kırım Savaşı olarak da bilinecek, karşımıza çıkacak. Kırım Savaşı'dır. O da 1853 ile şurada arkadaşlar. Pardon. Evet. 1853 ile 1856 arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Kırım Savaşı olarak bilinir. Sonuncusu ise arkadaşlar burada 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dır arkadaşlar. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti dağılma döneminde hep Rusya ile savaştı. Yani ağırlıklı %99 Rusya ile. Hatta Osmanlı'nın yıkılmasında Rusya'nın çok büyük bir etkisi vardır. Şimdi 4 kere Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne saldırmasında arkadaşlar çok etken var. İşte bu etkenlerin özünde hep şu yatıyordu hatırlarsanız. İstanbul boğazları alıp sıcak denizlere inmek, Kafkaslar üzerinden sıcak denizlere inmek ve Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmek. Bu hep bütün savaşlar için geçerlidir. Ama buna ek olarak arkadaşlar bir de azınlık isyanlarına destek olmaya çalışacak şimdi Rusya. Şimdi ilk savaşımız burada oluyor. 1806 ile 1812 arasında oluyor Osmanlı ile Rusya arasında. Rusya bu saydığım sebeplerden Osmanlı'ya saldırıyor. Ama saldırmasının bir sebebi de bak şurada bir Sırp isyanı diye bir isyan var arkadaşlar. Birazcık da bu Sırp isyanı yüzünden Osmanlı Devleti'ne saldırıyor. Çünkü Sırplar isyan etmiş, Osmanlı'da ilk isyan eden azınlık Sırplar, onlara destek atmak istiyor. Osmanlı bu savaşta uğraşırsa Sırplarla uğraşamaz, Sırplar istediğini alabilirler diye arkadaşlar. Saldırıyor ve Osmanlı'yı yeniyor. Ve yendiğinde bu savaştan sonra Osmanlı'ya 1812'de Bükreş Antlaşması diye bir antlaşma imzalatıyor. Ve burada diyor ki kendim için bir şey istiyorsan namerdim diyor. Ben diyor Sırplar için istiyorum diyor. Sırplara bir şeyler ver diyor. Osmanlı'ya hak verin diyor. Ve Osmanlı Devleti bu antlaşmayla ilk defa bünyesinde yaşayan Sırplara bir azınlığa arkadaşlar ayrıcalıklar veriyor. Bak, bağımsız devlet olma değil, özellik değil, ayrıcalıklar. İşte kendi dilini konuşabilme, kendi yöneticilerini seçebilme gibi arkadaşlar bazı ayrıcalıklar veriyor. İlk defa Osmanlı'ya karşı bir azınlık isyan etti. Bu isyana Ruslar destek oldu ve desteğini sonrasında ayrıcalığı da kaptılar. İkinci konu başlığımız Sırp isyanı. İşte arkadaşlar bu Sırp isyanıyla şu gördüğünüz savaş aslında iç içe olaylardır. Sırplar işte 1804 ve 1812 arasında isyan ediyorlar. Ruslar da o esnada saldırıp Sırp isyanını güçlendirmek istiyorlar. Sırplar isyan ettiklerinde arkadaşlar 1804 ve 1812 arasında arkalarında kim var diye sorarlarsa Ruslarmış.
artı. Bunların bir de bir lideri var arkadaşlar. Liderinin adı Kara Yorgi. Kara Yorgi diye bir liderin önderliğinde isyan ediyorlar. Ve bu isyanda Rusya'yla da bir anda savaştığımız için arkadaşlar biz taviz vermek zorunda kalıyoruz. Ve Rus isyan neyle bitiyor? Rusya'yla imzaladığımız Bükreş Antlaşması'yla bitiyor işte. Ve bu antlaşmayla Sırplara bazı ayrıcalıkları veriyoruz ve mesele bitiyor. Tamam mı? Diğer bir konu başlığımız arkadaşlar. Yunan isyanı dediğimiz isyan. Şimdi Yunan isyanı ile ilgili bir hatırlatma yapacağım şimdi. Şunları bir sileyim arkadaşlar. Harita üstünde göstereyim size isterseniz. Bakın. Şimdi harita üzerinde Yunanlılar Osmanlı Devleti'nden isyan eden arkadaşlar ikinci azınlıktır Osmanlı'da. Yunanlılar burada isyan ettiklerinde arkadaşlar bak şu bölgede isyan ettiğinde 1820'li yıllarda 22-23'ten sonra isyan ediyorlar. Onlar burada isyan ettiğinde Osmanlı buna müdahale edemiyor. Osmanlı bunun üzerine şurada Mısır'da bir valisi var Osmanlı'nın. Adamın adı Kavanalı Mehmet Ali Paşa. Bu adama diyor ki ya ben bu isyanı bastıramıyorum destek atar mısın? Adam da diyor ki atarım ama şartım var diyor. Ben buradaki isyanı bastırsam şurada Mora var bakın arkadaşlar. Mora valiliğini de bana verirsin ek olarak. Yani Mısır zaten benim valiliğimin altında bu Mora'yı da isterim. Biz de diyoruz ki lanet olsun gel bastır yeter ki biz veririz sana diyoruz. Neyse Kavala'nı buradan donanmaya alıyor verenin arkadaşlar isyanı bastırmaya gidiyor. İsyanı bastırmaya gidince İngiltere ile Fransa panik yapıyor arkadaşlar. Bunlar diyorlar ki eyvah bunlar işte tarihin, medeniyetin doğduğu, Aristoların, Sokratların yaşadığı, yetiştiği Yunanistan'ı yok edecekler. Bunun üzerine İngiltere ile Fransa o panikle gelip sahilde duran Kavala'nın donanmasını yakıyorlar arkadaşlar. Bu donanma da ne yangınıdır? Navarin yangını, Navarin limanında yakıyor. Osmanlı donanması Yunan isyanı esnasında yakıldı arkadaşlar. Yakınınca da zaten Kavala'lı donanma bitmiş, hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve ne oluyor biliyor musunuz bu olaydan sonra bakın. Bu olaydan sonra Kavala'lı dönüyor ve zaten o sırada da bir Osmanlı-Rus savaşı başlıyor arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Rusya bir daha saldırıyor Osmanlı'ya. Rusya'nın amacı yine bu isyanda ne yapmak? Destek olmak Yunanlılar arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalacaktır. Nasıl oluyor? Şöyle. Şimdi bir yandan donanma yanmış, bir yandan da Ruslar tekrar sana saldırıya geçmişler arkadaşlar. Ruslarla savaşıyorsun ve yeniliyorsun 1828-29'da. Ruslarla 1829 tarihinde arkadaşlar bir antlaşma imzalıyorsun. Antlaşmanın adı Edirne Antlaşması. Ve bu antlaşmada Ruslar diyor ki sana, bu diyor Yunanlılara bağımsızlık vereceksin. Biz de kabul ediyoruz arkadaşlar. Bak Yunanlılara bağımsızlık verme şeyini kabul ettik arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeyim. Diyor ki size diyor 1812 Bükreş Antlaşması'yla diyor Sırplara bazı ayrıcalıklar vermenizi istemiştim ya diyor. Buna bir de özellik verin Sırplara da diyor bakın. Biz Yunanlılara bağımsızlık veriyoruz Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında. Sırplara da ne veriyoruz arkadaşlar? Özellik veriyoruz bak. Sırplar ilk 1812'de ayrıcalık aldılar, birkaç tane ayrıcalık. 1829'da da özellik aldılar. Ama Yunanlılar onlardan hızlı çıktı. Sonradan isyan etmiş olmalarına rağmen arkadaşlar, ilk bağımsızlığı kazanan topluluk Yunanlılar oldu, bunu unutmuyoruz. Yalnız bu olaydan hemen sonra arkadaşlar, bizim Kavala'lı yerinde durmuyor. Kavala'lı Mehmet Ali Paşa diyor ki, sevgili arkadaşlar, bakın, şimdi şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'ne haber salıyor. Hani diyor bana Mora valiliğini verecektiniz diyor. O da diyor ki bastıramadın ki isyanı vereyim sana. Hani bastırsaydı verecektik diyor. Yok diyor o zaman diyor ben diyor madem orayı veremiyorsunuz diyor. Ben diyor kendim için diyor şu Girit valiliğini de ekstradan istiyorum diyor. Bak ben diyor Mısır'ın zaten valisiyim ekstradan nereydi istiyormuş? Girit valiliği. Kavala'lı Mehmet Ali Paşa Mısır valisi. Yalnız bu adamın bir oğlu var İbrahim. İbrahim de o dönemde Arabistan'da Cidde valisi. Diyor ki oğlum İbrahim için de diyor şu Çukurova Adana valiliğini istiyorum diyor bak. Oğluma da diyor burayı ekstradan vereceksiniz diyor. Yoksa diyor yakarım sizi diyor. Osmanlı da diyor ki yakabiliyorsan gel yak. Bunun üzerine arkadaşlar Kavala'lı oğlu İbrahim'e gazı veriyor. İbrahim buradan yola çıkıyor. Bak arkadaşlar buradan gelip nereye? İstanbul'a gelecek Osmanlı yönetimine el koyacak. Artık Osmanlı'yı Kavala'lı ailesi yönetecek arkadaşlar. Bunun için yola çıkıyor. Yalnız Kavala'lı yola çıkınca Osmanlı panik yapıyor. Osmanlı hani blöf zannediyordu şimdiye kadar arkadaşlar. Ama oğlu yola çıktı ta Kütahya'ya kadar da gelmiş. Osmanlı bu panikle yukarıdaki Rusya'dan yardım istiyor. Bak, ben ne alakası var? Bak bir sabahtan beri Rusya'yla kavga ediyorsun.
1806-12 arasında kavga ettik, 1828-29'da kavga ettik. Hatta Mahmut o dönemin Osmanlı hükümdarı, ikinci Mahmut. Mahmut'a diyorlar, kalktın sen diyorlar Rusya'dan yardım isteyince. O da ne yapayım diyor, denize düşen yılana saldır diyor. Yani çarem yok. İlk defa bu deyince de o kullanıyor zaten. Ruslar da böyle bir bahane arıyorlarmış. Ruslar arayıp da bulamadığı bir mesele. Ruslar bunun üzerine arkadaşlar çıkıyorlar. Buraya geliyorlar, İstanbul'a yerleşiyorlar donanmasıyla birlikte. Hatta Osmanlı diyor ki, varsa diyor bir 12 kişi gönderin hani bizi savunsun. Ruslar diyor 15 gönderiyorum ben diyor. Niye? Rusya'nın arayıp da bulamadığı bir mesele var arkadaşlar. 15 bin kişiyle İstanbul'a Haliç'e yerleştirir. Ve şimdi Ruslar yerleşince, Kavalanoğlu da yolda geliyor bu arada arkadaşlar. Kavalanoğlu da gelirken İngiltere ile Fransa panik yapıyor. İngiltere Fransa'nın paniği de şu. Rusya'ya arkadaşlar inanılmaz bir avantaj sağlanacak şimdi birazdan, onun farkındalar. Hemen İngiltere, Fransa oradan koşuyorlar, geliyorlar. Kütahya'da Kavala'nın oğlunu yakalıyorlar. Hemen bak, İbrahim'i yakalıyorlar. Osmanlı yönetimine de haber sarıyorlar, siz de buraya gelin diyorlar. Oturalım bir meseleyi çözelim diyorlar. İstanbul'a bak sirayet ettirmeyecekler meseleyi. Bunun üzerinden arkadaşlar, biz oturuyoruz Kavala'nın oğluyla ya da Kavala'yla arkadaşlar. 1833 yılında bir antlaşma imzalıyoruz. İmzaladığımız antlaşmanın adı Kütahya Antlaşması. Ve bu Kütahya Antlaşması'nda biraz önce istedikleri iki yeri de veriyoruz Kavala'nın ve oğlunu. Bak, yani neyi istemişti? Mısır'a ek olarak Girit'i verdik. Artı arkadaşlar Adana'yı istemişti, verdik. Neden verdik biliyor musunuz? Çünkü İngiltere ile Fransa diyor ki vermezsen biz de diyor İstanbul'a doğru geliriz diyor onlarla birlikte. Tehdit diyoruz arkadaşlar. Yani İngiltere ile Fransa yüzünden verdik biz bu ülkeyi. Tamam mı? Bunun üzerine arkadaşlar biz kör pişman bir şekilde memlekete dönüyoruz İstanbul'a. İstanbul'a döndük, Ruslar orada duruyorlar. Ruslara diyoruz ki hadi gidin. Tamam yani bitti artık işiniz. Ruslar diyor ki gideriz ama diyor bunlar bir daha size saldırabilirler diyor. İsterseniz hiç gitmeyelim diyor. Yok diyoruz, gidin diyoruz. Öyle olunca diyorlar ki bir metin imzalayalım öyle gidelim sizinle. Ruslar aynı günlerde bizimle bak İstanbul Beykoz'da Ülkan İskelesi Antlaşması adını verdikleri bir antlaşma imzalıyorlar. Ve bu antlaşmada diyor ki Ruslar, bir daha diyor, sana birisi saldırırsa diyor, biz sana diyor Boğazlara diyor gelip yardım edeceğiz. Bak, Boğazlara arkadaşlar, tamam mı? Bir daha birisi Osmanlı'ya saldırırsa, Rusya Boğazlara gelip Osmanlı Devleti'ne yardım edecekmiş arkadaşlar. Bir de diyor Ruslar, şimdi biz diyoruz ki ya sen bunu ömür boyu hep kullanabilirsin bize karşı. Tamam, rahat ol. Yani özellikle Kavala'nın yaşının yettiği dönemler riskli dönemler arkadaşlar. O saldırabilir ya. O yüzden diyor, bu metne de diyor 8 yıl kuralını kullanılıyor. 8 yıl geçerlidir. Yani bu 8 yıl içerisinde birisi Osmanlı'ya saldırırsa, Osmanlı Devleti'ni korumak için arkadaşlar Ruslar gelecek ülke riskerisinde. Ama ne oldu? Rusya'ya boğaza girme hakkı verdi arkadaşlar. Böyle bir durum oldu. Şimdi Rusya'yla aramız böyle güzel, hoş. Ama biz şu anda kime karşı çok sinirliyiz biliyor musunuz? İngiltere, Fransa'ya karşı. Çünkü İngiltere, Fransa bizim valiyi tuttular, bizi tutmadılar. Bunun üzerine dönemin yine hükümdarı aynı kişi, ikinci Mahmut. İkinci Mahmut diyor ki ben bu İngiltere ile Fransa'yı mahvedeceğim diyor. Nasıl edeceğim? İkinci Mahmut bir uygulama başlatıyor arkadaşlar. Başlattığı uygulamanın adı 7 Vahit Uygulaması. Ne demek bu? 7 Vahit arkadaşlar, ham madde satmıyorum dışarıya demek. Yani bu Avrupalılar Osmanlı'dan ham madde arıyordu, götürüp işleyip gele Osmanlı ve Osmanlı gibi sanayi devrimi gerçekleştirememiş ülkelere satıyorlardı. İkinci Mahmut böylelikle arkadaşlar Avrupa'yı cezalandırmış oluyor 7 vahit uygulamasıyla. Satmıyorum kardeşim diyor. Şimdi bunu deyince özellikle İngiltere panik yapıyor. Çünkü İngiltere'nin en önemli ham madde geçim kaynaklarından birisi Osmanlı. İngiltere bunun üzerine hasta döşeğinde yatan ikinci Mahmut'un yanına geliyor, gırtlağına basıyor. Diyor ki, ben diyor 1838 yılında bir metin imzalamanı istiyorum diyor arkadaşlar. Bu metnin adı Balta Limanı Ticaret Antlaşması olacak arkadaşlar. Ve bu metinde bize ne diyecek biliyor musunuz? Bize kaldır bu uygulamayı, 7 vahit uygulamasını. Yani biz senden ham madde alabilelim diyecektir. Biz de diyeceğiz ki hayır vermeyiz. Niye? Çünkü sen gittin bizim valiyi tuttun, bizi tutmadın diyeceğiz arkadaşlar. Kavala'yı tuttun. İngiltere diyor ki sen bunu imzala, yeter ki beni bu ekonomik bataktan kurtar. Ben diyor birazdan Kavala'yı perişan ederim diyor. Ve elinden de o Girit'i de alırım, Adana'yı da alırım diyor. Vallahi mi diyorsun diyoruz, vallahi mi? İyi tamam diyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine Balta Limanı'nı imzalıyorsun.
Bantaliban ticaret antlaşması ile İngiltere uyguladığımız 7 madde uygulamasından vazgeçiyoruz. Yani o artık ham madde alabilir diyoruz. Hatta yetmiyor. Biz biliyorsun bir şey olur mu da abartırız iyice, şey, cılkını çıkartırız. Diyoruz ki bütün ülkeler Osmanlı ülkesinde ticaret yaparken %8 gümrük vergisi ödüyor normalde. Siz %3 verin diyoruz arkadaşlar İngilizler. İngilizler de tamam diyorlar ve Bantaliban ticaret antlaşmasıyla aslında Osmanlı resmen bir İngiltere sömürgesi haline dönüşüyor arkadaşlar. Yalnız biz bunu imzaladıktan bir yıl sonra, bir iki yıl, bir buçuk yıl sonra İngilizler sözün eri çıkıyor ve dediğini yapıyorlar. İngilizler şimdi jest aldı ya bizden. Hemen iki yıl sonra 1840 yılında Londra'ya Kavalanı'yı çağırıyorlar. Kavalanı'yı Londra'ya çağıracaklar ama bizi de çağıracaklar. Kavalanı'ya Londra Antlaşması'nda diyecekler ki biraz önce Kütahya Antlaşması'yla verdiğimiz Girit Adası'yla Adana vardı ya arkadaşlar. Onu yeni aldık sizden diyordur. Bak, çok acı bir şey ama toprak Osmanlı'nın toprağı, alan veren İngilizler arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Bak Kavalanı'ya Londra Antlaşması'yla ne yaptık geri arkadaşlar? Girit'ten şeyi aldık elinden. Biz daha önce onları nerede vermiştik arkadaşlar? Kütahya'da. Böyle olunca İngiltere Fransa geri bizim gönlümüzü kazanıyor arkadaşlar. Ama İngiltere ile Fransa ile şimdi de kankayız. Bu sefer de Rusya sinirli. Rusya diyor ki ulan diyor sizi diyor onlar hep zor duruma düşürdü. Ben sizi korumaya geldim. Siz şimdi onlarla kanka oldunuz diyor. Hani dedik ya dağılma döneminin genel özelliği şudur. Denge politikası. Bir ona bir ona yanaşmak arkadaşlar. Şimdi bu sefer Rusya ile küs oluyoruz. Ve hatta İngilizler ertesi yıl 1841 yılında, bak 1841 yılında yine bizi ve Rusya'yı arkadaşlar Londra'ya çağırıyor. Ve Londra'da bize bu sefer de Boğazlar Antlaşması'nı imzalatıyor. 1841'de niye Londra'ya çağırıyor biliyor musunuz? Hünkâr iskelesinin süresi doluyor. 8 yıldı ya. Ruslar Osmanlı'ya yardım amacıyla Boğazlar'a istediği şekilde girip çıkabilirlerdi. Bunu iptal ettirmek istiyor İngilizler arkadaşlar. Ve Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde diyor ki İngilizler, Boğazlar Osmanlı'nındır, kimse girip çıkamaz buradan diyor arkadaşlar. Ben dahil diyor. Bak. Yani böylelikle İngiltere'nin, şey, Rusya'nın giriş çıkış hakkını elinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Almış oluyoruz. Öyle bir durum oluyor. Ve sevgili arkadaşlar artık Rusya bize çok sinirli. Rusya diyor ki lan diyor gittiniz diyor onlarla işbirliği yaptınız diyor. Ben de diyor bundan sonra diyor ezeli bir düşman olarak göreceksiniz diyor. Ben diyor şimdi size bir saldırayım da diyor İngiltere'si nasıl kurtarıyormuş göreyim diyor. Bu olayların üzerine 1853 ile 56 arasında Ruslar bize yine çok okkalı bir saldırıya geçmişler arkadaşlar. 1853 ile 56 arasında meşhur Osmanlı-Rus Savaşı oluyor. Bu savaşa Kırım Savaşı deniyor. Ruslar bize saldırdığında savaşa Kırım Savaşı denilmesinin sebebi savaş Kırım ve civarında ağırlıklı olacağı için ismimiz Kırım Savaşı'dır arkadaşlar. Ve Ruslar saldırdığında arkadaşlar bakın ilk etapta çok önemli avantajlar elde ediyorlar. Bununla ilgili bazı önemli şeyler bileceğiz arkadaşlar. Bize saldırınca ve biz ciddi yenilgi almaya başlayınca İngiltere ile Fransa bizi korumaya geliyor arkadaşlar bak. İngiltere ile Fransa buradan geliyor. Hatta bırakın İngiltere Fransa'yı, şuradaki Yunanlılar bile korumaya geliyorlar. Daha 20 yıl önce Osmanlı'dan kopan Yunanlılar Osmanlı'yı korumaya geliyorlar arkadaşlar. Bunlar gelip Boğaz'dan geçip yukarıdan Rusya'yı sıkıştırıyorlar ki Osmanlı derin nefes alsın, rahatlasın diye arkadaşlar. Ve geldiklerinde arkadaşlar, onların sayesinde biz bu savaşı kazanacağız. İngiltere, Fransa, Yunan gibi devletleri bize destek olması sayesinde biz bu savaşı ne yapacağız arkadaşlar? Kazanacağız. İkinci bir mesele. Burada önemli, bu savaşla ilgili bilmeniz istediğim birkaç önemli şey var. Birincisi, İngilizler geldiğinde bizim askerlerin yazlık kıyafetle savaştığını fark ediyorlar. Silahlarının doğru düzgün ateş yapmadığını fark ediyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'ne diyor ki İngilizler, lan niye sen hani yazlık kıyafetli adamı savaştırıyorsun? Osmanlı'da bir şeye itiraf etmek zorunda kalıyor. Param yok. Osmanlı bugüne kadar fakir ama gururlu modlarındaydı. Parası yoktu ama söylemiyordu kimseye olmadığını. Ama şimdi itiraf etmek zorunda kalıyor. Ve bu savaş esnasında bunun üzerine İngiltere ilk defa Osmanlı Devleti'ne borç veriyor, alt eksiklerini gider Rusya'yla öyle savaşıyor. Osmanlı ilk defa yabancı bir ülkeden borç para alıyor. İki, bu savaşla ilgili önemli bir gelişmemiz de şu. İlk defa telgraf ağı bu savaş esnasında Osmanlı tarafından kullanılır. Şuradaki Kırım, şuradaki arkadaşlar Varna ve Edirne arasında bir telgraf ağı kuruyoruz. Haberleşmeyi Kırım Savaşı esnasında telgraf üzerinden yapıyoruz. O yüzden Osmanlı ilk telgraf ağı kurduğu savaşta arkadaşlar bu savaştır. Artı sevgili arkadaşlar, artı bir önemli şeyimiz daha var burada. Bu savaşta
Bu Fransız bir kadın geliyor. Lambalı kadın. Florence Nightingale. Florence Nightingale'in de bu savaşta arkadaşlar gelip bizim askerlerimizi yaralarını sardığını unutmuyorsunuz. Kırım Savaşı da vardır. Diğer bir nokta arkadaşlar. Savaşın bir de şöyle bir özelliği var. Ruslar şuradan arkadan donanıp gelip Sinop'taki Osmanlı donanmasını bu savaş esnasında yakıyorlar. Bakın Osmanlı donanmasının son yakıldığı yerdir. Biz diyoruz ki Ruslara, savaşta diyoruz delikanlıca savaşalım diyoruz. Niye arkadan donanıp da bizim donanmayı yapıyorsun? O da diyor ki, siz diyor biraz önce diyor 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde dediniz ki Boğazlara kimse giremez. İngiltere, Fransa dahil. Ama girdiler. Bak sana yardım ettiler diyor. Siz ona uydunuz mu ki ben diyor delikanlılık yapayım size arkadaşlar. Onu bahane ediyor. Ve Sinop'ta Osmanlı donanması yakıyor. Osmanlı donanması tarihte 4 kere yapmıştır arkadaşlar. İlk yangın ne zamandı? İnebahtı. Sonra hatırlayın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Çeşme'de. Sonra Yunan İsyanı esnasında Navarin'de. En sonrası arkadaşlar Sinop'ta Ruslar tarafından yakılmıştır. Bu arada Kırım Savaşı'nda kazanıyoruz savaşı. Bu savaştan sonra 1856 yılında Paris Barış Antlaşması diye bir antlaşma imzalıyoruz. Paris'te imzalıyoruz Ruslarla. Ve bu antlaşmada Avrupalılar diyor ki biz arkadaşlar bak diyorlar ki bundan sonra Osmanlı Devleti'ni bir Avrupa Devleti sayıyoruz. Osmanlı'ya saldıran bize saldırmış demektir. Ve Osmanlı'nın toprak bütününü biz koruyacağız diyorlar. Aslında bunu Rusya'ya söylüyorlar mesaj olarak. Hani bir daha saldırırsan biz koruyacağız Osmanlı'yı diyorlar arkadaşlar. Bak ilk defa Osmanlı bir Avrupa Devleti sayılır burada. Ve Osmanlı acı bir şey ama. Demek ki Osmanlı kendi toprağını koruyamıyor, birileri koruyacak arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Bir de şunu söylüyorlar. Bünyenizde yaşayan azınlıklara ciddi ıslahat yapın diyorlar. Islahat fermanını kastedecekler, birazdan göreceğiz. Bize bir baskı da kuracaklar. Yani azınlıklar için ciddi bir ıslahat yapmamızı da isteyeceklerdir. Bu olaydan sonra son siyasi olayımız da şu arkadaşlar. Ruslar bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra 1877-78 yılında yine Osmanlı Devleti'ne saldırır. Bu da meşhur 1293'ü normalde denk geldiği için 93 harbidir. Ve bu savaşta da biz yine ağır bir yere geleceğiz. Bu savaşın özelliği şu. Ruslar normalde Kafkaslardan saldırıya geçiyor. Biz bütün orduyu Erzurum'a yığıyoruz. Ruslar asıl birliklerle buradan geliyorlar bu saatte. Öyle olunca arkadaşlar biz dönene kadar zaten iş işten geçiyor. Ruslar bizim buraya Bakırköy'e kadar geliyorlar. Ve gelince arkadaşlar mecbur yenilgiyi kabul ediyoruz. Ve Ruslarla bir metin imzalıyoruz. Bu metnin adı Ayestefonos Antlaşması. Ayestefonos Antlaşması. Ya da Yeşilköy Antlaşması olarak da bilinir. Ve bu metinde Ruslar bize diyor ki sevgili arkadaşlar bakın. Bana diyor nereleri vereceksin diyor bak. Vilayet-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum bir de Doğu Bayazıt istiyor arkadaşlar bak. Kars, Ardahan, Batum bir de arkadaşlar bugünkü Ağrı'ya bağlı olan Doğu Bayazıt'ı bana vereceksiniz. Artı diyor Ruslar. Şu üç devletin bağımsızlığını kabul edeceksiniz. Sırbistan, Romanya, Karadağ. Bu üç devletin de diyor bağımsızlığını kabul edeceksiniz diyor. Bu antlaşmada. Diğer bir metninde, diğer bir maddesinde diyor ki arkadaşlar Ruslar. Bulgarlar ise diyor büyük bir Bulgar prensliği kurulacak. Çok büyük bir Bulgar prensliği. Bunun %90'ı özerk olacak, %10'u da Osmanlı'ya bağlı olacak diyor. Çok büyük bir özel bir Bulgar prensliği kuruluyorlar. Mesela Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapacaksınız diye bir baskı kuruyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve değerli arkadaşlar, ve diyor ki 250 milyon diyor savaş tazminatı ödeyeceksiniz diyor. Tamam mı? 250 milyon da savaş tazminatı ödeyeceksiniz diyor. Ancak biz bu ağır metni Ruslara imzalayınca biz dönüyoruz Avrupa'ya diyoruz ki hani bizi koruyacaktınız? Öyle demediniz mi bunlar Paris'te? Sizi bir daha biz koruyacağız. Onlar da diyor ki ya biz tam gelecektik savaş bitti. Bunun üzerine İngilizler diyor ki ben de iptal ettiririm bu Ayasofonos'u diyor. Bana diyor bir üs ver diyor ülkenden. Gelin diyor Rusları sıkıştırıp Ayasofonos'u iptal edin. Nere lazım diyoruz biz de çaresiz ya. Diyor ki Kıbrıs işimi görür diyor. Kıbrıs'a İngilizlere üs olarak veriyoruz. İngilizler gelip buradan yukarıdan bir iki Rusları sıkıştırıyor. Hakikaten doğru söylüyor. Şunu iptal ettiriyor. Yerine yeni bir antlaşma karşımıza çıkartıyor İngilizler. Bu ne?
Berlin Antlaşması arkadaşlar. Berlin Antlaşması ile Ayasofya Antlaşması arasındaki farklara dikkat ediniz. Berlin Antlaşması diye bir antlaşma imzalıyoruz arkadaşlar. Ve bu antlaşmada ilk maddeyi şöyle düzeltiyorlar. Kars, Ardahan, Batum yine Rusya'nın olacak, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya geçecek. Yani bir tek Doğu Beyazıt'ı kurtarıyoruz arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum gitti, Doğu Beyazıt daha geldi. Şu madde aynen tekrar ediliyor. Üç devlete bağımsızlık veriliyoruz. Bulgaristan maddesi arkadaşlar, o işte küçük bir Bulgaristan'a döndürülüyor. Büyük bir Bulgar Krallığı vardı ya, yine kuruluyor ama küçültülüyor arkadaşlar bu. Bu biraz daha küçültüldü. Ermenistan bölgesinde ıslahat yapılacak kelimesi aynen var burada da. 250 milyonluk savaş tazminatı 500 milyona çıkarılıyor burada arkadaşlar. Ya birazcık fazla para verip aslında Doğu Bayası'nı kurtarıyoruz arkadaşlar. Mesela bu. Şimdi baktığımızda biz bu olay bitiyor, İngilizlere diyoruz ki daha da Kıbrıs'ı bırakın gidin. Hani sağ olun, olanlar olsun bizi korudunuz. İngilizler diyor ki burası iyiymiş, ben çıkmıyorum diyor. Bir de Kıbrıs'tan oluyor arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi siyasi olayları ana hatlarıyla böyledir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin şimdi ıslahatlarıyla ilgili sorulara bakalım. Ne varmış onlarla ilgili arkadaşlar. Şimdi dağılma dönemi ıslahatlarına bakıldığında evet. Peki Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki hükümdarlardan hangi ikisinin dönemi aynı zamanda Tanzimat dönemi olarak bilinirdi? Tanzimat dönemi. A diyen var mı? B. C. D. E. Evet, cevabımız Bursa. Arkadaşlar bakın. Osmanlı dağılma dönemi düşünüldüğünde, dağılma döneminde 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, 2. Abdülhamid, bu 4 hükümdar ıslahatçı hükümdarlardır. Ve bu 4 hükümdarın ortak bir özelliği var, 4'ü de radikal yeniklerdir. Çok köklü yenikler yaparlar. Ama iş işten geçmiş. Yani istediği kadar radikal yenilik yap, zaten Atalan Üsküdar'ı geçmiş arkadaşlar. Öyle bir durum var. O yüzden devleti bir türlü toparlayamazlar. Bu 4 hükümdarla ikisi kardeştir bak. Abdülmecid ile Abdülaziz birbirinin kardeşidir arkadaşlar. Bu iki hükümdarın dönemine toplamda Tanzimat dönemi denir. Yani Abdülmecid dönemi ve Abdülaziz döneminde yaşanan her olayı Tanzimat dönemi olarak bileceksiniz arkadaşlar. Fermanı demiyor ama. Ferman bir belge. Ferman Abdülmecid yayınlayacak, o bir tane belgedir. O ayrı bir mesele. Dönem mi diyor, ferman mı diyor, onu iyi bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir soru daha yazıyorum tahtaya. Aşağıdaki ıslahatlardan hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmesi değildir? Evet. İlk kez hukukun üstünlüğü ilkesini benimsenmesi, köylerde muhtarlık biriminin oluşturulması, mehterin kaldırılıp yerine Mızıkayı Hümayun'un kurulması, ilk resmi gazetenin çıkarılması, ilk kez karantina uygulamasının yapılması. A diye var mı? B. C. D. E. Evet, cevabımız A. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukukun üstünlüğü Tanzimat Fermanı ile oluşuyor. Tanzimat Fermanı da Abdülmecid döneminde olacak arkadaşlar. Ne demek hukukun üstünlüğü? Eğer her gücün üstünde hukuk varsa bir ülkede, hukuk devlet liderinin bile üstündeyse, o devletlere biz hukuk devleti diyoruz ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş diyoruz. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'ndan sonra olay olacaktır arkadaşlar. Ama diğer gelişmeler 2. Mahmut dönemi gelişmesidir. Hemen 2. Mahmut'u yansıtalım arkadaşlar. Şimdi bakın, Osmanlı Devleti'nde en çok yenilik yapan hükümdar 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Tamam mı? Bak, şimdi tek tek bakalım. Senet İttifakı o imzaladı. Kimle? Ayanlarla arkadaşlar. İlk kez hükümdarın yetkileri ayanlara karşı Senet İttifakı'la kısıtlandı. Sekbani Cedid ve Eşkinci Ocağı diye iki tane ocak kurdu. İkisinde yeniçeriler kaldı. Sonra Asakir-i Mezre-i Muhammediye diye bir ordu kurdu. O ordu sayesinde Yeniçeriler kaldırdı. Bak, Osmanlı tarihinde Yeniçerileri birçok hükümdar kaldırmaya çalıştı ama yapamadı. Bunu 2. Mahmut yapıyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının Osmanlı Devleti'nde vakaya aynı yönelidir. Ama bakın arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Mahmut peşinden hemen iki tane birim oluşturuyor. İtfaiye ve zaptiye birimini. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar bu Yeniçeriler üç misyonlu bir ordu değil miydi? Bunlar
askerdi, savaşırdı. Savaş dışı durumlarda İstanbul'da yangın çıkarsa Tulumbacılar Ocağı diye bir birim vardı Yeniçeriler içinde. Yangını bunlar söndürdü. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar polis gibiydi. İstanbul'un içinde dolaşıp asayişi sağlardı. Sen bir ocağı kaldırsan onun boşluğunu ancak 3 milyonla doldurabilirsin. Askerlik kısmını Asakir-i Mensure-i Muhammediye doldurmaya çalışacak. İtfaiyecilik kısmını itfaiye teşkilatı doldurmaya çalışacak. Zaptiye polis örgütü de polislik kısmını doldurmaya çalışacak. Yeniçeri Ocağı'nın boşluğunu bu 3 birim dolduruyor arkadaşlar. Onun dışında divan, mesela Osmanlı Devleti'nde divan 2. Mahmut tarafından kaldırılıyor. Orhan Bey kurmuştu, kaldırıyor. Yerine Batı'yı model alarak da ne yapıyor? Nazırlık, yani bakanlar kurumu kuruyor. Kısmen iltizam sistemi ne kaldırıyor? Büyük bir oranda daha doğrusu. İltizam neydi? Halktan almamız gereken vergiyi peşinden birine satma işiydi. Uygulamayı büyük bir oranda o kaldırıyor ama tamamen kalkmaz Osmanlı'da iltizam arkadaşlar, onu da söyleyeyim. İltizamlardan nemalanan kişiler işte ayandı, valilerdi arkadaşlar. İltizamı kaldırsan otomatikman ayanlara da darbe vurmuş olursun. Ayanlar Anadolu'daki valilerdi ya, onlara darbe vurdu. İşte ayanların oluşturduğu boşluğu doldursun diye de köylere muhtarlık birimi oluşturdu. Muhtarlıklar ayanlara boşluğu doldursun diye kuruluyor. Onun dışında büyük bir oranda müsadereye kaldırıyor. Komple değil ama. Ölen ya da emekli olan memurun malına devletin el koyma işi var ya müsadere, onu büyük bir oranda kaldırıyor arkadaşlar. Onun dışında tımar sistemini kaldırıyor büyük bir oranda. Toprak devleti malı ekiliyor, biçiliyor, bunun karşılığında asker besleniyor, şu bu oluyor da işte. Onu büyük bir oranda kaldırıyor arkadaşlar. Ve o zaman şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Osmanlı'da iki büyük ordusu vardı, ikisini de Mahmut kaldırdı. Yeniçeri Ocağı İstanbul'dayken en büyük ordusuydu. Timahli Sipahileri de Anadolu'dayken büyük ordusu. İkisi de kaldırdı Mahmut. Yeniçeri Ocağı'nın boşluğunu hangi ordu dolduruyor? Asakir-i Mensure-i Muhammediye. Timahli Sipahilerin boşluğunu da Redif birliklerle dolduracaktır. Redif birliklerini kuruyor, onunla da Timahli Sipahilerin boşluğunu dolduracaktır. Artı memura bağış bağlandı. Niye biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nde bugüne kadar memurlar tımar sistemiyle geçimlerini sağlardı. Tımarı kaldırınca memura maaş bağlatmak lazım. İlk defa maaş bağlandı. Memura pantolon giyme, fes giyme, setre giyme zorunluluğu getiriyor. Sakal kesme zorunluluğu getiriyor arkadaşlar. Artı sevgili arkadaşlar, şimdi fes giyme zorunluluğu getirince Eyüp'teki feshaneyi kuruyor. Fes üretsinler diye arkadaşlar. Artı sevgili arkadaşlar, kendi bireysel resmini kamu binalarında ilk astıran hükümdardır. Ama bundan sonrakiler hepsi astıracak. Ya Abdülmecid, Abdülaziz hepsi astırıyorlar ama ilk astıran kişi II. Mahmut'tur. Geçen bir arkadaş diyor ki, hocam Osmanlı'da resim günahtı diyor, kesinlikle yoktu diyor. Dedim lan ne diyorsun, hangi yüzyılda yaşıyoruz? Bu cümleler eskidendi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde resim hoş görülmezdi. Ama bunu yasak, komple külliyen yasak diye bir şey yoktu. Son hükümdarlardan da bunu net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir nokta, ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Artı Harbiye Tıbbiye Mektepleri kurulduğu zamanında, artı arkadaşlar Avrupa'ya öğrenci gönderdi. İlk kez. Onun gönderdiği öğrenciler yıllar sonra ne diye dönecekler? Genç Osman diye dönecekler değil mi? Onun dışında ilk nüfus sayımı yapıldı, asker kaçaklarını ve vergi kaçaklarını yakalamak için. Artı şehirler arası geçiş belgesi, mürur tezkeresi, ülkeler arası geçiş belgesi, pasaport uygulaması son zamanında başladı. İlk gazete, resmi gazete, Takvim ve Kayyum'un döneminde Mizikay-ı Hümayun diye bir birim oluşturuldu. Mehter vardı, onu kaldırdı. Mehter'in yerine Mizikay-ı Hümayun diye çok sesli müzik getirdi. Mizikay-ı Hümayun'u organize eden arkadaşlar Donizetti Paşa diye bir adamdır, İtalyan bir adam arkadaşlar. Artı ilk Osmanlı Milli Marşı kabul edildi. Yani İslam Marşı gibi bir marş yoktu Osmanlı'nın. İşte burada kabulleniyor. Adına Marş-ı Mahmudiye diyorlar. Ama tuhaf olan her gelen hükümdar kendi adına bir marş yine yapacak arkadaşlar. Marş-ı Necidiye falan diye gidecektir. Bu önemli, böyle takılmaz. Bir soru daha yazıyorum tahtaya. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgili değildir? Ferman bak, dönem demiyorum. İlk kez hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi, azınlıklara da zorunlu askerliğin getirilmesi, azınlıklar Osmanlı ülkesinde mal mülk edinebilme hakkına verilmesi, herkesin gelirine göre vergi vereceği ilkesinin kabul edilmesi, azınlık isyanlarını engellemek için yayınlanması. A diyen var mı? B, C, D, E, cevap C.
Evet. Arkadaşlar, azınlıklar Osmanlı ülkesine mal mülk edinebilme hakkının verilmesi İslam fermanı. Şuna gelecek olursak, Bursa'ya takıldınız hepiniz, azınlıklara asker, zorunlu askerlik. Tanzimat'ta zorunlu askerlik geliyor, azınlıklar da gidecek diyor. Islahatta hatta şöyle düzeltiyorlar ama, istersen nakdi bedel ödeyerek gitmezler diyor. Tanzimat'ta zorunlu askerlik var, ıslahatta isterse bedel ödeyerek gitmez diye bir şey var. Tamam mı? Bak, ilk konuyla ilgili bir soru daha yazıyorum. Kuleli vakasıyla tahttan indirilen, indirilmeye çalışılan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, beşinci Murat, ikinci Abdülhamit. A diye var. B. C. D. Kureli vakası bilen var mı? Cevabımız Bursa arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bakalım. Arkadaşlar bak. Mahmut'un büyük oğlu Abdülmecid zamanında Tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Bu iki ferman Abdülmecid zamanında ilan edildi. Tanzimat fermanını biz kendi gönül rızamızla azınlıkları mutlu etmek için ilan ediyoruz. Kimse bize baskı kurmuyor. Islahatta ama Paris Barış Konferansı'nda bize baskı kuruyorlar. O baskı ile ilan ediyoruz. Burada bir dış baskı var. Burada var mı? Yok. Artı Tanzimat fermanının metnini hazırlayan kişi Mustafa Reşit Paşa'dır. Islahat fermanının metnini hazırlayan kişi Ali Paşa'dır. Tamam mı? Diğer bir önemli mesele arkadaşlar. Tanzimat fermanı dediğimiz fermanda hem Müslüman hem azınlıklarla ilgili hatlar vardır. Herkestir anahtar kelimesi. Herkese hak verilir. Islahatta Müslümanlarla ilgili ibare yoktur. Sadece azınlıklarla ilgilidir. Tamam, Tanzimat, Islahat, Fermanı ikisi arasında arkadaşlar böyle bir temel felsefe farkı var. Bir de Abdülmecid zamanında başka gelişmeler de oluyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde artık Topkapı Sarayı'na kilit vurma geleneği ve yerine yeni bir saraya taşınıyoruz. Dolmabahçe Sarayı onun döneminde bitiriliyor ve oraya taşınıyoruz. Devlet oradan yönetiliyor. İlk kez bankayı biz o dönem açıyoruz arkadaşlar. Banka kültürü o dönem karşımıza çıkacaktır. Onun dışında arkadaşlar ilk demiryolu inşaatı o dönemde, kağıt para basımı, ilk yarı resmi gazeteci Ride-i Havadis, ilk özel gazete Tecrüman-ı Ahval hep o dönemde çıkarılacaktır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Bir de asıl korktuğum bir şey var. Encümen-i Daniş kurulur o dönemde. Encümen-i Daniş bilim kuruludur. Ne demek bu bilim kurulu arkadaşlar? İşte Red House var ya sözlükçü, o işte Hammer gibi önemli kişiler geliyor, bir bilim komisyonu kuruluyor. Bundan sonraki liselerin ve üniversitelerin programlarını, müfredatlarını bunlar veriliyor. Encümen-i Daniş veriliyor arkadaşlar. Evet, bir soru daha. Ha, bu arada Kuleli Vakası. Arkadaşlar bakın, Sultan Abdülmecit 1861'de ölüyor ve gidiyor tahttan ama 1859'da, 2 yıl önce ona bir darbe teşebbüsü var. Darbelere dikkat ediniz. Tamam, bak sorulabilir arkadaşlar. Şimdi bu da önemli bir darbe teşebbüsü. Bir grup anlaşıyorlar, Abdülmecit'i tahttan indirecekler arkadaşlar. Hatta Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyor. Biraz ileride bir camide arkadaşlar namazı kılıyorlar, dönüşte Abdülmecit'i indirecekler. Abdülmecit'in kulağına gidiyorlar. Abdülmecit ekibi topluyor orada, darbeyi yapacakları yakalıyor arkadaşlar. Götürüyor, bu Anadolu yakasında Kuleli Asker Lisesi vardı ya, orada hepsini yargılıyor ve idam ettiriyor arkadaşlar, öldürtürüyor. O yüzden arkadaşlar Kuleli Asker Lisesi'nde yargılandıkları için buna Kuleli Vakası denir arkadaşlar, tamam mı? Abdülmecid'in darbeyle indirme teşebbüsüymüş Kuleli Vakası, unutmuyorsunuz. Hemen arkadaşlar, bir soru daha yansıtalım. Aşağıdakilerden hangisi Abdülaziz dönemi gelişmelerinden değildir? Bak, Tanzimat döneminin ikinci lideriydi Abdülaziz arkadaşlar. İlk kez Avrupa'ya seyahat etmesi, Süveyş kanalının açılması, Mecellenin hazırlanmaya başlanması, ilk kez Osmanlı rejiminin değişmesi, Darülfünun'un açılması. A diyen var mı? B. C. D. E. Arkadaşlar Osmanlı rejimi ne zaman değişecek? Meclis'te ilan edilecek. Osmanlı rejimini 2. Abdülhamit değiştirecek, müştehit ilan ederek de.
Abdülaziz dönemi gelişmesi değildir o arkadaşlar. Ama ağırlıklı Süveyş kanalına takılanlar oldu. Süveyş kanalı Abdülaziz zamanında 1868'de İngiliz, Fransız, Osmanlı ortaklığıyla açılacaktır. Abdülaziz döneminde arkadaşlar bakın, yurt dışına gezi düzenlenen hükümdardır. Yanında Şeker Ahmet Paşa'yı götürüyor. Dönüşte adam bir resim sergisi Avrupa'da gördüğü yerleri bize yansıtıyor. İlk Osmanlı Üniversitesi'ni Abdülaziz açar. Daha ünlü arkadaşlar. Onun dışında Mektebi Sultaniye, bugünkü Galatasaray Lisesi'ni o açar. Darüşşafaka Lisesi'ni o açar Abdülaziz. Bakın arkadaşlar, Mecelli Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'nda o dönemde hazırlanmaya başlanır. Ama uygulanması Abdülhamit, ikinci Abdülhamit zamanında, bir sonraki hükümler zamanında olacaktır. Memleket Sandıkları Kurumu, bir banka. Bir sonraki hükümler adını Ziraat Bankası yapacak. Yani Ziraat Bankası daha önce hangi isimle kurulmuş? Memleket Sandıkları ismiyle kurulmuş. İşte Darül Muallimat, Kız Öğretmen Okulu, işte ne bileyim Nizamiye Mahkemeleri, Karma Mahkemeler falan kurulur arkadaşlar bu dönem. Yine Süveyş kanalı açılır. İlk posta kurulu falan çok önemli değil. Bunlara takılmayız. Son arkadaşlar, iki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Abdülhamit dönemi gelişmelerinden değildir diyor. İki kez meşrutiyetin ilan edilmesi. 93 harbinin yaşanması. Darül Acize'nin açılması. Duyun da umumiyenin kurulması. Kral Fikar Savaşı'nın yapılması. Evet. Doğru sorular. A diyen var mı? B diyen var mı? C, D, E, cevap E. Trabzon Savaşı 1911'de olacak. O 5. Mehmet Reşat döneminde. İkinci Abdülhamit ise 1876 ile 1909 arasında hükümdarlık yapacaktır arkadaşlar. Değil mi? Diğer gelişmelerin hepsi ikinci Abdülhamit dönemi gelişmesidir. Bakın 3 tane soru geliyor. Bu Osmanlı Dağılma döneminde ve özellikle ıslahatlardan geliyor. Eve gidince arkadaşlar, hükümdar yazın. Altına da döneminde ne yaşandıysa yazın arkadaşlar. Fotoğrafını çekin ara ara bilgisayarınızdan, telefonunuzdan bakın. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruyu söyledik. Bir soru daha yansıtalım. Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine tekrar 5. Murat'ın getirilmeye çalışıldığı olay hangisidir? Evet. A diyen var mı? B, C, D, E. Cevabımız Bursa, Çırağan ya da Ali Suavi olayı dediğimiz olay. Bak normalde Abdülaziz'in de 2. Abdülhamit arasında 5. Murat diye bir hükümdar var. Akbi dengesi yerinde değil, 93'ün hükümdarlık yapıyor, geri gidiyor. Sonra Abdülhamit geliyor. Abdülhamit hükümdarken 2 yıl sonra tekrar akli dengesi yerinde olmayan 5. Murat'ı getirmek için Çırağan'da bir baskın düzenliyorlar. Ve buna Çırağan olayı deniyor. Darbeyle indirecekler 2. Abdülhamit'i. Ya da Ali Suavi önderliğinde baskın düzenlediği için Ali Suavi olayı da denir arkadaşlar. Baskın düzenliyorlar. Bak şöyle bir şey gösteriyorum. 1-2 dakika sonra bitiriyorum. 2. Abdülhamit zamanında önce 1. Meşrutiyet ilan edildi. 6 ay sürdü. 93 harbi başladı ve onu bahane ederek kapattı. 30-31 yıllık dönemde arkadaşlar ne oldu? İstiklal baskıcı dönem oldu. Ama baskıcı dönem, istiklal döneminde de çok gelişme oldu. Doğru mu? Sonra da 2. Meşrutiyet ilan edildi arkadaşlar 1908'de ve yeniden biz parlamentoya kavuştuk. 2. Abdülhamit dönemiyle ilgili bilmenizi istediğim bir başka mesele Halefe Fermanı o zamanında yayınlandı. Halefe Fermanı Girit halkına özellik veren bir fermandır. Bak, Tanzimat ve Islahat Fermanı'nı Abdülmecit ilan etti. Halep Fermanı'nı Abdülhamit ilan etti. İkinci Abdülhamit. İşte bir de onu tahttan indirme teşebbüsü var. Ona da Çırağan ya da Ali Suavi olayı diyoruz. Onu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Evet, bugünlük bu kadar.